Merhaba değerli dostlar, yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Rusça fiil haznemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Yakın bir zamanda yorumlar kısmında arkadaşlarımızdan biri Пускать ve Пустить fiilinin detaylı anlatımını istemişti. Onun isteği üzerine bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olur, anlaşılır olur. Çünkü Пускать ve Пустить fiili son derece derin anlamlara sahip fiillerdir ve kavraması zor fiiller açıkçası. Çünkü çok fazla anlamlara sahipler. Ben elimden geldiğince sizler için en çok kullanılan, en çok duyabileceğiniz anlamları derledim. Anlatmaya da çalışacağım. Lakin dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yine istek bir videonuz olur ise yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Emin olun ki bütün yorumları tek tek okumaktayız. Şimdi hazırsanız Пускать ve Пустить fiillerinin anlamlarına geçelim. Bu fiillerin anlamı bırakmak, olanak tanımak, izin vermek, özgürlüğünü vermek, harekete geçirmek, bir amaç için bir şeyleri kullanmak. Gelin örneklerle birlikte inceleyelim. Был обыск в восьмом номере. Пока не кончили, не пускали на лестницу. 8 numaralı dairede arama yapılıyordu. Bitirmeden merdivenlere bırakmadılar. Gördüğünüz üzere burada bırakmadılar. Daha çok izin vermediler anlamında da düşünebilirsiniz. Sonuçta polis arama yapıyor arkadaşlar orada. Ayrıca bu romandan alıntı bir cümleydi. Деньги пустят на строительство школ. Parayı okul yapımı için kullanıyorlar. Gördüğünüz üzere bir amaç için bir şeyleri kullanmak anlamına geldi. Kullandığımız şey para, amacımız ise okul yapımı. Не все легковые автомобили будут пускать в центр Москвы. Bütün araçları Moskova'nın merkezine bırakmayacaklar. Yani geçişlerine izin vermeyecekler anlamında arkadaşlar. Lehkavye avtomobili bu küçük araçlar anlamına gelmektedir arkadaşlar. Normal küçük araçlar, yani buraya kamyon falan girmiyor. Ve bir sürü frazeologizm vardır arkadaşlar. Пускать ve Пустить fiilleriyle ilgili. Bunları kalıp halinde ezberlemeniz gerekir. Mesela Пускать слух, dedikodu yaymak. Пустить новость, haber yaymak. Пустить пулю в лоб, alnının ortasına mermi dayamak, mermiyi sıkmak. Пустить слезы, gözyaşı dökmek. Пускать пыль в глаза, yalan söylemek. Tek tek kelime çevirisine bakarsanız son cümlenin gözünün içine toz koymak olarak çevirebilirsiniz. Fakat dediğim gibi yalan söylemek, tam olarak da göz boyamak. Çok güzel, tam karşılığını da bulduk Türkçesinin. Göz boyamak anlamına gelmektedir. Bu fiilimiz geri dönüşü de olabiliyor. Пускать, Пустить. Bir yerlere gitmek, bir şeye heyecanla atılmak, bir şeyler yapmaya başlamak anlamlarına gelmektedir. Mesela вчера пустились на рыбалку. Dün balık tutmaya gittik. Мой сын пустился в футбол. Benim oğlum heyecanla futbola başladı. Пуститься в работу. İşe başlamak, işe atılmak. Пускаться в путь. Yola koyulmak. Пускаться вдогонку. Bir kişinin ardına koşmaya başlamak. Bunu daha çok polis birileri kovaladığı zaman kullanıyorlar ve haberlerde bunu genellikle sıklıkla duyarsınız. Şimdi bakalım örneklerle ne tür anlamlar veriyormuş. İlk örnekimiz v. Lakin bunu Пускать olarak okumuyoruz. Пускать olarak okuyoruz. Daha çok f harfine yakın. Neden v olarak okumadığımızı ilerleyen slaytta açıklayacağım. Пускать, Пустить. Bir yere bir şeyin girmesine izin vermek. Mesela их не впустили в лунопарк. Onların lunaparka girmelerine izin vermediler. Открой дверь. Впусти меня, говорю. Kapıyı aç, beni içeri al diyorum. Burada ise Пускать ve Пустить kelimelerimiz var. Daha önceki kelimemizin, yani Пускать fiilimizin zıt anlamlısıdır. Dışarı salmak anlamındadır. Dışarı bırakmak anlamındadır. neden F'ye yakın okumamız gerektiğini de burada anlamış oluyorsunuz. Выпускать deseydiniz az önceki slayda şu anki anlam ortaya çıkardı. Yani dışarı salmak anlamı ortaya çıkardı. Mesela кто выпустил кота из дома? Kediyi evden çıkmasına kim izin verdi? Dışarı kim saldı? Bir diğer anlamı ise sahneye, oyun alanına çıkmasına izin vermek. Veyahut da bir aracın bulunduğu istikametten hareket etmesine izin vermek. Trener выпустил на поле новых игроков. Antrenör yeni oyuncuların oyuna girmesine izin verdi. Выпустили самолеты. Uçakların kalkışına izin verildi. Bir diğer anlamları ise tuttuğu bir şeyi bırakmak, üretmek, yayımlamak, çıkarmak, mezun etmek, genişletmek, bollaştırmak. Mesela, не выпускай руку мою. Benim elimi bırakma. Писатели решили выпускать журнал для детей. Yazarlar çocuk dergisi çıkarmaya karar verdiler. Выпустить когти. Arkadaşlar, когти pençe anlamına gelir. Pençesini çıkarmak anlamındadır. Выпустить şası. Burada ise iniş takımı anlamına gelir arkadaşlar şası. İniş takımlarını açmak anlamındadır. Çıkarmak anlamındadır. Выпустить брюки. Pantolonu bollaştırmak. Наш институт каждый год выпускает 300 молодых специалистов. Bizim enstitümüz her yıl 300 genç uzmanı mezun ediyor. Yine burada da bazı kalıplaşmış ifadeler vardır. Mesela on выпустил три пули. O 3 el ateş etti. Gördüğünüz üzere burada ateş etmek anlamına geldi. Выпустить новую модель. Yeni model çıkarmak. Bir şeyin yeni modelini çıkarmak. Выпустить кишки. Bu da öldürmek anlamındadır arkadaşlar. Daha çok eski romanlarda ve filmlerde denk gelirsiniz. Kişki bağırsak anlamındadır. Cümle çevirisine bakarsanız kelime çevirisine bağırsağını çıkarmak anlamındadır. Fakat bu şekilde anlamıyoruz. Öldürmek olarak anlıyoruz. Выпустить кишки. Bir diğer örnekli hali ise допускать, допустить. Bu fiilimiz ise erişime açmak, erişime izin vermek, giriş izni sağlamak anlamlarına gelmektedir. Mesela меня не допускают к соревнованиям. Beni yarışmalara bırakmıyorlar. Yani yarışmalara girmeme izin vermiyorlar. Преподаватель его не допускают к экзамену. Öğretmen onu sınava bırakmıyor. Yani sınava girmesine izin vermiyor. Bir de допустить ошибку vardır arkadaşlar. Yani hata yapmak anlamındadır. Sıkça kullanılan bir kalıptır. Допустить ошибку. Ve tahminde bulunmak, varsaymak anlamına gelmektedir. Bu da çok sıkça duyabileceğiniz bir kalıptır. Допустим. Допустим diye cümleye giriyorsunuz. Ardına da tahminde bulunduğunuz şeyi söylüyorsunuz. Veyahut da varsaydığınız şeyi söylüyorsunuz. Bir diğer hali ise запускать, запустить. Fırlatmak, atmak, uçurmak. Daha çok uzağa fırlatmak, uzağa atmak, uzağa uçurmak, yükseğe uçurmak anlamındadır. Mesela mama запустила в него тапками. Anne ona terlikleri fırlattı. Elon Musk запустил ракету в Mars. Elon Musk uzaya araç yolladı, roket attı. Bir diğer anlamı ise bir şeyleri bir yerlere sokmak. Genellikle el, pençe gibi şeyleri. Mesela lev запустил когти бизона. Aslan pençelerini bizona geçirdi. Elini cebine sokmak dediğimiz zamanda da bu fiili kullanabiliriz arkadaşlar. Bazı kalıp ifadelerimiz burada da mevcuttur. Mesela запускать машину, arabayı çalıştırmak. Запускать двигатель, motoru çalıştırmak. Запускать в производство, üretmeye başlamak, üretime vermek. Запускать план, planı hayata geçirmek. Bir diğer örnekimiz ise na. Напускать, напустить. İlk anlamı genelde büyük miktarda olan bir şeyin içeriye girmesine izin vermek. Mesela napustit studentov ve auditoriya. Öğrencilerin sınıfa girmesine izin vermek. Lakin buradaki öğrenciler çoğunlukta bayağı çok olduğunu anlıyoruz. Ve şuraya bir yıldız koymak isterim ki çok az kullanılan bir anlamdır bu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir diğer anlamı ise Napuskat nasibya. Mesela napuskat nasibya hal ve hareketinin değişmesi. Olumsuz anlamda. On napuskat nasibya ravnoduşi. O kendisini ilgisiz olarak gösteriyor. Napustit strahu na kavota. Birisine korku salmak. Geri dönüşlü olduğu zaman ise saldırmak, üzerine atlamak gibi anlamları mevcuttur. Mesela teröriste napuskalis na soldatov. Teröristler askerlere saldırdı. Bir diğer örnekimiz ise apuskat. O. İlk anlamı aşağıya indirmek anlamındadır. En çok kullanılan anlamı da budur zaten. On akuratna apustil yashik na beton. O dikkatli bir şekilde sandığı betona indirdi. Veyahut da apuskat golovu, puskat ruki diyebiliriz. Mesela hani başımızı öne eğdiğimiz zaman olarak kullanabiliriz. Veyahut da apuskat ruki. Bu da son derece kullanılan bir kalıptır. Pes etmek anlamındadır. Bir diğer anlamı ise bir metinden bir şeyleri çıkarmak veyahut da görmezden gelmek. Когда смысл и так был ясен, эти слова опустили. Anlam yeterince açık olduğunda bu kelimeleri atladılar. Yani görmezden geldiler. Geri dönüşlü olduğu zaman ise indirilmek anlamındadır, inmek anlamındadır arkadaşlar. Apuskat'ta indirmekti. Burada kendi kendine inmek. Mesela lift apuskayetsa. Asansör iniyor. Переставать следиться за собой. Bu da son derece kullanılan bir anlamlarından biridir. Kendine bakımı bırakmak anlamındadır arkadaşlar. Переставать следиться за собой. Mesela on опустился. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Yani o artık kendisine ilgiyi bıraktı. Bir diğer anlamı ise stать меньше, ниже. Yani bir şeyden daha az hale gelmesi. Bu daha çok a temperature, yani sıcaklık veyahut da fiyat ile ilgili olan bir şeylerde kullanılan halidir. Bu fiille karıştırılmaması gerekir. Отпускать, отпустить. Dikkatinizi çekerim. Apuskat, atpuskat. Aradaki T harfini unutmuyoruz. İlk anlamı serbest bırakmak. Mesela atpustili zaklüçonlık. Tutukluları serbest bıraktılar. Acının hafiflemesi. Burada üçüncü tekil şahısta kullanmamız gerekir. Orta cinse göre. Mesela bu ne demek? К вечеру меня немного отпустила. Gördüğünüz üzere atpustilo olarak kullandık. Bunu her zaman atpustilo olarak kullanmamız gerekir. Buradaki anlamı ise akşama doğru acım hafifledi. Atpuskat tavar. Burada anlamı ise rafa yeni bir mal koymak anlamındadır. Atpuskat borodu. Sakal bırakmak. Burada sakal yerine saç da koyabilirsiniz arkadaşlar. Отпускать волосы da diyebilirsiniz. Yani saç uzatmak. Bir diğer anlamı ise отпускать грехи. Yani günah çıkarmak. Günahlarından arınmak. Bir diğer örnekimiz ise под. Подпускать, подпустить. İlk anlamı yaklaşmasına izin vermek. Во время карантина не подпускайте к себе кого-либо ближе, чем на 2 метра. На 2 метра. Karantina zamanında birisinin size 2 metreden yakın yaklaşmasına izin vermeyin. Birinin bir şeyi kullanmasına izin vermek anlamına da gelmektedir. Mesela ya не подпускаю к своему ноутбуku tam mayı danlıyor. Ben kimseye bilgisayarımı kullanmasına izin vermiyorum. Orada benim bilgilerim var. Bir de pri örneğiyle hangi anlamlara geliyormuş onu inceleyelim. Пропускать, пропустить. İlk anlamı bir şeyleri az suda kaynatmak. Diğer anlamı ise hızlı koşmaya başlamak. Lakin bu da az kullanılan anlamlarından birisidir. Hızlı koşmaya başlamak. Пока ты перепускаешь овощи, а я порежу лук. Sen sebzeleri kaynatırken ben soğanı doğrayayım. Пропускать, пропустить. Bu da yine çok anlamlı bir örnekimizdir. Geçmesine izin vermek, yol vermek, es geçmek, görmezden gelmek, kaçırmak, geçirmek, fark etmemek ve alkol içmek. Yalnız alkol içmek kelimesi anlamı yalnızca günlük hayatta arkadaşlar arasında kullanılıyor. Haberiniz olsun. Машины, производящие левый поворот, необходимо пропускать. Sola sinyal veren arabayı kesinlikle geçmesine izin vermeliyiz. Он очень любил искусство и не пропускал ни одной выставки. O sanatı çok seviyordu. Böylelikle hiçbir sergiyi kaçırmadı. Пропускать mimo ушей. Bu da bir deyimdir arkadaşlar. Kulak ardı etmek anlamına gelmektedir. Söylenilen bir şeyi dikkate almamak anlamına gelmektedir. Bir diğer örnekimiz ise раз. Распускать, распустить. İlk anlamı dağılmasına, ayrılmasına izin vermek. Mesela Распустить parlament. Parlamentonun dağılması. Gevşetmek, çözmek, salmak. Он распустил животик. Bunu daha çok bira içen arkadaşlara söylerler. Göbek salmak. Bira göbeği yapmak olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Распустить косы. Kasa örgü demek arkadaşlar. Burada da örgüyü çözmek olarak düşünebilirsiniz. Veyahut da örgüyü gevşetmek olarak da düşünebilirsiniz. Bir diğer anlamı ise açmak. Lakin yelken, kanat gibi şeyleri açmak. Птица распустила крылья. Kuş kanatlarını açtı. Bir diğer anlamı şımartmak. Распустить ребенка. Çocuğu şımartmak. El kaldırmak, dövmek anlamları da mevcuttur. Mesela распускать руки. Ve bir diğer anlamı ise son anlamı ise yaymak. Mesela распустить сплетни. Yine burada da dedikodu yaymak anlamındadır. Сплетни dedikodu demek arkadaşlar. Bu örnekimiz geri dönüşlü olduğu zaman ise çözülmek, erimek gibi anlamlar vermektedir. Mesela лёд распускается. Buz eriyor. Çiçek açmak anlamı da vardır. Почки распустились. Tomurcuklar çiçek açtı. Son anlamı ise hal ve hareketinin değişmesi. Mesela ты совсем распустился. Sen tamamen değiştin anlamındadır. S örnekini aldığı zaman ne anlamlara gelmektedir? İlk anlamı yerini değiştirmek. Mesela спускать корабль на воду. Gemiyi suya indirmek. Gördüğünüz üzere gemi karadayken yerini değiştirip suya indiriyoruz. Kalıp bir ifade vardır. Mesela spustit kurok. Bu tetiği çekmek anlamındadır arkadaşlar. Пускать ve пустить fiili fark etmişsinizdir ki eğer şu ana dek videoyu izliyorsanız silah ve benzeri şeylerle son derece kullanılan bir kelimedir. Burada da tetiği çekmek anlamındadır. Bir diğer anlamı cezasız bırakmak, affetmek. Ya etava тебе не спущу. Bu yaptığından dolayı seni affetmeyeceğim. Veyahut da seni cezasız bırakmayacağım olarak da çevrilebilir. İpini savmak, tasmasını çıkarmak anlamı da vardır. Lakin daha çok bunu köpeklerde kullanıyorlar. Пускать собаку. Yani köpeği çözmek olarak düşünebilirsiniz. Он спустил целое состояние. Пускать ve спустить fiilinin bir diğer anlamı ise arkadaşlar bir seferde varını yoğunu harcamak. Son cümleye de baktığımız zaman он спустил целое состояние. O bütün varlığını, bir kere de harcadı anlamına gelmektedir. Geri dönüşlü olduğu zaman iki anlama sahiptir. Birincisi aşağı inmek. İkincisi ise hani karanlık çöküyor deriz ya arkadaşlar. Karanlık çöktü, akşam oldu. Çökmek anlamında. İlk cümleye bakalım. Ya spuskayus palesnice. Ben merdivenlerden iniyorum. İkinci cümlemiz ise spuskayetsa вечер. Yani artık akşam oluyor, akşam çöküyor, karanlık çöküyor olarak çevirebilirsiniz. Son örnekli fiilimiz Пускать, Пустить. U öneki Пускать fiiline eklendiği zaman şansını kaybetmek, ihtimali geri tepmek, elinden kaçırmak, zaman harcamak gibi anlamlara gelmektedir. Пустить şans, şansı kaçırmak. Пустить возможность, olanağı, fırsatı kaçırmak. Пустить из рук, elinden kaçırmak. Пустить время, boşa zaman harcamak. Пускать ve Пустить fiili de bu kadardı arkadaşlar. Umarım aydınlanmışsınızdır. Şimdi diyebilirsiniz ki hepsi bu kadar mı? Tabii ki de bu kadar değil arkadaşlar. Emin olabilirsiniz ki 20 dakika, 22-23 dakikalık video oldu. Пускать ve Пустить fiiliyle bir 20 dakikalık daha video yapılır. Fakat kesinlikle oralara girmeyeceğim. Sizlerin bu kadarını bilmesi yeterlidir. Hepinize iyi günler dilerim, başarılar dilerim.